8'e 5 var çocuklar. Anne, ben bu servise binmesem olmaz mı? Nedenmiş o? Çok sıkılıyorum. Hiç arkadaşım yok. Hepsi ufaklık. Bilgeciğim saçmalama. Güle güle anne. Az mı aldık denir oğlum? Hala öğrenemedi. Kapı önündeki satıcılardan bir şey aldınız duymayayım bak. Oldu mu? Çocuklar gitti mi? Şimdi çıktılar. Bilge Hanım servise binmek istemiyor. Neyle gidecekmiş okula? Bilmem. Servis küçüklerle doluymuş. Nazan, bu yine biriyle flörte mi başladı yoksa? Yok canım, nereden çıkartıyorsun? Olur olur. Çocukla dışarıda buluşmak istiyorsa. Mantığına hayranım. Bir araba alamadık ki. Biraz para bırakabilecek misin Şükrü? Dün verdim ya Nazan. Senin fiyatlardan haberin yok galiba. Ama biraz hesabımızı bilmek zorundayız Nazancığım. Bilmiyor muyum Şükrü? Oraya buraya mı savuruyorum senin paranı? Ne demek senin paran? Öyle tabii, kazanan sensin. Yine günündesin. Ne demek? Tuttu negatifliğin. İşine gelmeyince negatif oluyorum değil mi? Yanlış bir şey mi söyledim şimdi? Tabii yanlış. Bağırarak konuşma. Bağırmıyorum. Hem böyle düşünmen de çok ayıp. Kazanılan para hepimizin Nazancığım. İstemiyorum. Saçmalama. Saçmalayan sensin, istemiyorum. Peki efendim, para benim param. Ben paramı buraya bırakıyorum, almazsanız almazsınız. İyi günler. İyi günler. Ben çalışmaya başlıyorum. Ya öyle mi? Öyle. Ne yapmayı düşünüyorsunuz Nazan Hanım? Ne olursa yaparım. Telefonlara bakarım, çevir yaparım, çocuklara bakarım. Evet. Yapmadığım işler mi? Ev işlerine karşılık benden para istiyorsunuz demek. Sözü saptırmayın Şükrü Bey. Başkasına çalışacağım bundan sonra. İyi edersiniz hanımefendi. İyi ederim tabii. Belki kıymetim bilinir. Belki. Dedim ya işte tam günündesin. Ya doğruyu söyleyince tam günündesin. Doğru mu oluyor şimdi bu senin söylediklerin? Değil mi? Saçma. Sensin saçma. Bazen seni hiç anlamıyorum Nazan. Öyle acımasız oluyorsun ki... İnsan kocasını işveren yerine koyar mı? Yazıklar olsun.